Şimdi bir düz çubuk verilmiş. Şurası 5 santimmiş. Tamamı, AD'nin tamamı 15 santim olarak verilmiş. Şurası 15 santimetreymiş. Sonra C ve D arasında bir tane B noktası tespit edilmiş. Tabii tam nerede olduğu belli değil. Diyelim ki şurada bir yerde olsun. Tam ortasında olmak zorunda değil. Bakalım. Arasında bir nokta diyor. Orta noktası demiyor. Şimdi AD, evet şurası 10 olacak. Tamamı 15, burası 10 olacak. Şurası 10. Şimdi şöyle bir tane B noktası alıyoruz. Şöyle C ve D arasında. Bu noktadan, B noktasından kıvrılacakmış. Tabii aynı zamanda C noktasından da kıvrılacakmış. Çünkü C açısı 90 derece oluyor. A ve D'yi üst üste getireceğiz. Yani bir bakıma D'yi alacağız elimize. Şöyle çekerek A noktasının üzerine taşıyacağız. C açısı 90 derecelik bir açı oluşturacak. Bir de B'de bir köşe meydana gelecek. Yani A, C, B üçgeni olacak. Biz bu işlemi yaparsak, yani aşama aşama yaparsak şöyle olacak. İşte başlangıçta şöyle olur. Şöyle, burası A noktası. Burası D noktası. Burası B noktası oluyor. Burası da C noktası. Bu şekilde. Yani ilk elimizi alıp kaldırdığımız zaman böyle bir şekil göreceğiz. Sonra devamında bunu sürükleyeceğiz A'ya doğru. Göreceğimiz son şekil ise şöyle bir şey olacak. Şöyle bir üçgen göreceğiz. Burası A noktası. Burası C noktası. C açısının 90 olacağını söylüyor. Burası 90 dereceymiş. Burası B olacak. D de A'nın üzerine gelecek. Yani şu D noktası A'nın üstüne gelmiş olur. Burası hem D hem A noktası olacak yani. Buradan kaldırdık. Şöyle esnettik biraz. Sonra D'yi şuraya doğru taşıdık. D buraya geldi. Şimdi uzunlukları yazalım. İlk verilen uzunluklar AC uzunluğu, şuradaki uzunluk 5 idi. Burası 5. Sonra CD uzunluğu, yani C'den şuradan çıkıp D'ye kadar olan mesafe, şu mesafe 10. Burası 10. Sonra hipotenüsü ne kadardır diyoruz. Biz şunu diyebiliriz. Neresinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Hipotenüs burası olacak. Şu uzunluk. Oraya x diyorum. Şu parçaya. Yani bizim şu bir üstteki şekilde B ve D'nin arası. Şurası x olacak. Burada da ilk orijinal haline de şurası olacak x. Hipotenüsü oluşturacak parça bu. Şöyle kaldırdık bu parça. Taşıdık burası oldu. Şimdi şunun tamamı 10 olduğuna göre buradaki parça da 10 eksi x oldu. Şurası 10 eksi x olacak. Yani bu parça. Şunun tamamı 10 çünkü. Buranın tamamı 10, şu parça 10 eksi x olacak. Artık biz burada Pisagor teoremi uygulayabiliriz. Yani şunu yapabiliriz. Hipotenüsün karesi, x'in karesi eşittir. Dik kenarımız 10 eksi x. Bunun karesi artı 5'in karesi. Tabii özel üçgen olma ihtimali de var. Onu göz önünde bulundurabiliriz. X'e değer vererek çıkartmaya çalışabiliriz. Mesela burası 5 tabii. Doğrudan bir özel üçgen yok. Bir kenarı 5 olan. Evet, 5'li bir üçgen yok. Özel üçgen olmayacak demek. Şimdi 5, 12, 13 olabilmesi için buranın 13 olması lazım. Burası 13 olunca şurası negatif oluyor. Bu değil demek ki. Tabii göremiyorsak çok uğraşmaya gerek yok. Direkt şuradan işlemi yapabiliriz. Biz buradan yapalım. Şunu yapabiliriz. Her iki tarafın karesini alıp işlemi yapabiliriz. Veya şunu yapmak da mümkün. Biz eğer bu 10 eksi x'in karesini şu tarafa atarsak şöyle bir şey görürüz. X kare eksi 10 eksi x'in karesi. İki kare farkı. İki kare farkı şöyle hesaplanıyor. İkisinin farkı çarpı toplamları. Şöyle. Yani x artı 10 eksi x diyebiliriz. Tabii buradan da şunlar gider. Şu artı 2x eksi 10 olur. Buradan çıkarabiliriz. İstersek böyle yapabiliriz. Ama ben direkt kare alacağım. Yani bu ikili olduğu için daha karışık olacaktır muhtemelen. Böyle yapabiliriz istersek. Ben kare almayı tercih ediyorum. X'in karesi. Parantez karesini alacağım. İki ifadenin farkının karesi. Onun karesi 100. Çarpımların iki katı. Çarpımları eksi 10 eksi 2 katı eksi 20 eksi. İkincinin karesi x kare. Eşittir yok. Artı olacak. 5'in karesi 25.
Şimdi her iki tarafta x kare var. Bunları atıyorum. Şuradaki eksi 20 eksi de sola yolluyorum. 20 eksi şöyle elde ettik. İki ifadenin farkının ya da toplamanın karesi şöyle alınır. Birincinin karesi. Onun karesi 100. En sona ikincinin karesini yazıyoruz. Eksi x'in karesi. X kare. İkisini çarpıyorum. Eksi 10x. 2 kat. Hani çarpımların 2 katı geliyor oraya. Sola aldık. Sol taraf 20x. Eşittir. Şurası 100. 25 de burada. 125. Şöyle sağdan devam edelim. Sadeleştiririz. 20'ye bölersek her iki tarafı. X eşittir. 125 bölü 20. 5'e bölünüyor bunlar. 5'e böleriz. 4. 5'e böleriz. 25. Demek ki bizim x uzunluğumuz 24, yok 25 olacaktı. 25 bölü 4 olacak. 25 bölü 4.